Çok kıymetli valilerim, çok kıymetli başkanlarım. Zafer Kalkınma Ajansı 2018 yılı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Zafer Kalkınma Ajansımızın 2018 yılı Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nahir Başkanlığındaki Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı gündem maddelerinin okunmasıyla başladı. 2017 yılı bütçe sonuçlarımızı görüşeceğiz. Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Kümesi MASTEK güdümlü projesi mutabakat metni görüşülecek. 2018 yılı proje teklif çağrısı değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacak ve proje değerlendirme rehberini bize sunacaklar. Savunma sanayisinin güçlü olması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nahir şunları kaydetti. Komşularımıza yaşanan sorunlar savunma sanayimizin eskisinden daha güçlü olmasını gerektiriyor, bunu biliyoruz. Şükürler olsun ki ülkemiz son 15 yılda bu anlamda ciddi mesafeler kat etti. Başkanlarımız bunu çok iyi yakından takip ediyorlar, valilerimiz takip ediyorlar. Savunma sanayisinde yerlilik ve milliliğin her geçen yıl arttığını aktaran Vali Nahir, %65 oranında yerliliğin sağlandığını ifade etti. 2002 yılında yalnızca 66 savunma projesine yaklaşık %80 dışa bağımlılık oranıyla yürütürken, mevcut durumda %65'in üzerinde bir yerlilik oranıyla proje sayıları 9 kat artmış, 554-553 projeye ulaşılmış durumdadır. Zafer Kalkınma Ajansı Şubat ayı toplantısına Uşak Valisi Salim Demir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'le illerin belediye başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.